Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bu bölümde sizlere Expo 2021'in ne olduğundan, tarihsel sürecinden ve ülkemiz için öneminden bahsedeceğim. Dilersen önce bu kavramın ne olduğuna bakalım. Expo kelimesi İngilizceden gelmektedir. Tam telaffuzu exposition yani sergileme kelimesinin kısaltılmışı olarak kullanılıyor. Aynı zamanda dünya sergisi ve dünya fuarı anlamına da gelir. Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Sergiler Bürosu BIA tarafından düzenlenmektedir. Her 5 yılda bir evrensel bir temayla dünya sergisi ve iki dünya sergisinin arasında ise özel bir temayla uluslararası sergi düzenleniyor. Aslında futbol severlerinin hafızasında bu benzetme daha iyi yer edecektir. Birini Dünya Kupası, diğerini de Avrupa Kupası olarak anımsayabilirler. Expolar, 19. yüzyıldan beri düzenlenen ülkeler arasındaki iletişime ve barışa katkı sağlayan etkinliklerdir. İlk fuar 1851 yılında Londra'da Hyde Park içindeki Crystal Palace'da açıldı. Dünya sergilerinin temel amacı, dünyanın geleceğine yönelik fikirlerin, projelerin ve kültürel zenginliklerin sergilenmesidir. Böylelikle bu sergiler yeni fikirlerin geliştirilebilmesine olanak sağlayarak evrensel boyutta sosyo-kültürel gelişime de katkı bulunmayı amaçlıyor. Yarattığı verimli tartışma ve işbirliği ortamı sayesinde bu fuarlarda çevre, enerji, sağlık ve eğitim konuları önemli incelenip ülkeleri bir araya getirerek daha iyi bir dünya için bilgi paylaşımını sağlamaktır. Günümüzde bu uluslararası fuarlar Expo adıyla biliniyor. Size Expo ile ilgili bilmeniz gereken temel şeyleri buraya kadarki geçen süreçte anlattım. Gelelim şimdi neden 2021 ve neden ülkemiz için önemli olduğuna. Ülkemiz ise 2004 yılında Uluslararası Sergiler Bürosu BIA'ye üye oldu ve 1851'den bu yana 63 dünya sergisinin 34'üne katıldı. 21 Ocak 2017'de Almanya'da Expo 2021'in Türkiye'de Hatay şehrinde yapılmasına karar verildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, fuarın temasının Medeniyetler Bahçesi olacağını kaydetti. Böyle bir fuarın burada yapılacak olmasından hem ülkemize hem de Hatay şehrine katacağı çok şey var. Fuar şu an yapım aşamasında ve ben bu videoyu çektiğim günden itibaren fuarın açılmasına tamı tamına 259 gün var. Fuarın açılmasını ben de merakla bekliyorum ve açıldığı gün bunun heyecanını sizlerle birlikte burada yayınlayacağım vloglarla yaşayacağız. Ayrıca bu tema kapsamında yakın zamanda Hatay'daki doğal güzelliklerin ve tarihi yerlerin olduğu yerlere giderek buralardan görüntülerle sizlere vloglar yayınlayacağım. Hatay, insanlığın en eski ilk yerleşim yerlerinden biridir. Ayrıca Hatay'ın köklü bir tarihe ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması, bu zenginliğin ayak izlerini dünyaya göstermesinde Expo 2021 çok önemli bir fırsat olacaktır. Bu videoyu beğendiysen ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsan, lütfen aşağıdaki beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olup bana destek olur musun? Bu konuyla ilgili ya da kanaldaki diğer içeriklerle ilgili merak ettiğin şeyler olursa bana bunları aşağıda yorumlardan, sosyal medya hesaplarımdan ve mail adresim üzerinden belirtebilirsin. 2021 yılında Hatay'da, Medeniyetler Bahçesi'nde sizinle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.